Alkışlar nerede? Teşekkürler, çok sağ olun. Bugün gerçekten yine birbirinden özel, yine birbirinden güzel konuklarımızla beraber inşallah bomba gibi şahane bir program hazırladık yine sizlere. Her hafta olduğu gibi her perşembe akşamı Aykut Özer Show Karadeniz'in bir numaralı kanalında neredeyiz? Mavi Karadeniz'deyiz. Bu arada beni arada ne hangi kanal hangi kameradayız? Buradayız değil mi? Evet. Ara sıra benim farklı kameraya bakıyorum. Diyorlar bana ki ya Aykut işte yere bakıyorsun da işte görmüyor musun bilmem ne. Yok yok değil mi öyle bir şey? Var mı öyle? Yok değil mi? Süper. Efendim. Öncelikle tabii ki her hafta olduğu gibi isimlerini zikretmeden geçemeyeceğim. Onlar benim abilerim, onlar benim her şeyim. Onlar dediğim gibi her zaman diyorlar işte ismimizi zikretmene gerek yok. İşte sevmiyoruz böyle şeyleri ama dediğim gibi bu işin fıtratında, bu işin oluşumunda var diyoruz. Kimdi ana sponsorumuz kimdi? Hemen geldi. Paris Trabzonlar Derneği. Paris Trabzonlar Derneği kimdi? Bülent Cumhur. Kimdi? Bülent Cumhur. Başkanım seviyorum seni. Saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. En derin saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sevgili başkanıma gerçekten sevgili başkanımı bir ayrı seviyorum. Sevgili başkanım. Yengemin de ellerinden öpüyorum. Seviyorum seni biliyorsun. Evet, başkanıma teşekkür ettikten sonra yine her zaman bizim yanımızda olan, bir telefon kadar uzağımızda olan sevgili Ecevit
Cumhur abime de buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve ardından Soner abim, Soner Cumhur. Kendisine de en derin saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Soner abicim, teşekkür ediyorum sana buradan bir kez daha. Ve Ali Kemal Topal, sevgili Ali Kemal abim. Seviyorum seni, çok teşekkür ediyorum. Ve ardından Osman Kütük abime de en derin saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum buradan. Sponsorlarımızı saydık, teşekkürlerimizi ettik. Fazla konuklarımı bekletmek istemiyorum. Sizleri de ekran başında bekletmek istemiyorum. Söylediğim gibi birbirinden özel, birbirinden güzel. Her hafta olduğu gibi capcanlı, dop dolu. Neredeyiz? Karadeniz'in bir numaralı kanalındayız. Mavi Karadeniz'deyiz. Mavi Karadeniz'i ne yapıyoruz? Perşembe akşamları saat 22'de açıyorsunuz Aykut Özer Show'u. Oturuyorsunuz böyle, çayınızı demliyorsunuz. Arkanıza rahat yaslanıyorsunuz. Bizde horon var, kolbastı var, arabesk var. Değil mi? Sevgili şefim. Bugün kolye mi takıyorsun sen sevgili şefim? Sende bir değiş var mı? Öyle. Evet, nasıl? Orkestrası. Sevgili Serkan Türker. Abim benim. Seni ne kadar çok sevdiğimi her program söylemeliyim. Çünkü sen benim... Abim olsa gerçekten bu kadar severdim arkadaşlar. Alınmıyorsunuz bana değil mi? Enis, sen sanki bir tuhaf bir durma. Seni de seviyorum kardeşim ya. Evet, fazla sözü uzatmayalım. O Karadenizimizin sevilen sesi. Karadeniz'de birbirinden güzel eserleri var. Birbirinden güzel besteleri var. Sevgili Yavuz Tonyalı geliyor efendim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Nasılsın abicim? Canım hoş bulduk, teşekkür ediyorum, sağ olasın. İyisin inşallah. İyiyim, sen nasılsın? Bomba iyisin. Gibi yordum seni. İnşallah. Sen öyle gördüysem ben öyleyimdir. Bu akşam yıkacağız mı abi? Yok canım, yok. Benim işim yıkım işi değil. Ne, yapım işi mi? Ya mecaz anlamda be abi. Mecaz anlamda abi. Tabii ki kimsenin işi yıkmak değil. Abicim hemen alalım mı seni? Tamam, alalım. Hazırsan eğer. Olsun. Şu karşıki dağda kuzular meler. Lan ne oldu? Açmadık mı bunu? Açık açık abi. Tamam, tamam açtı. Şu karışık dağda Fadime, sevdiğim yanca. Mambanın şavkına da Fadime.
bekletme beni. Alçak yüksekte ben de Fadime'm, bekletme sağlık, yüreğine sağlık sevgili Yavuz abim. Yavuz abimin o güzel sesinden tabii ki daha dinleyeceğiz, daha buradayız değil mi abici? İnşallah. Gerçekten İnşallah. Bizi böyle aldın getirdin uzaklara. Gurbetçilerimize buradan selam olsun. Trabzon'uma, Akçabat'ıma, Giros'una, Ordu'ya, Paris'e, Almanya'ya, tüm Mavi Karadeniz ailesine, izleyenlere buradan en derin saygılarımı, sevgilerimi ve selamlarımı yolluyorum efendim. Abicim tekrar hoş geldin. Sefalar. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyisin inşallah. Çok şükür. Çok güzel görünüyorsun. Çok şükür Mevlam'a. Abimin yaka iyiyiz. Mikrofonu var değil mi? Var var. Her şey yolunda güzel. Var her şey çok yolunda. Sıkıntı yok. Problem çok yok. Çok şükürsün. Gömleğin de harika. Sen de öylesin. Arada. Sen de öylesin. Olsa bana aslında programdan sonra değişebilirdik. Olsun sen ne olsun. Can feda. Tamam can programdan feda. Sonra bunu. Abim benim seviyorum seni. Efendim. Çok güzel bir konuğumuz daha var. Çok güzel bir ses. Kadife sesli, gerçekten güzelliğiyle, duruşuyla, sesiyle. Kim geliyor? Filiz Yıldırım. Oh,
Neşeli, çok bomba gibi geçeceği nasıl belli ya. Gerçekten sesine sağlık, yüreğine çok sağlık. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sesim çıkıyor mu? Çıkmıyor. Sesim geliyor, geliyor. Çok teşekkür ederim. Programın hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bizler de uzun süredir ortada yokuz malum durumlardan dolayı. Böyle evet. Sevenlerimizle buluşmuş olduk. Tekrardan teşekkür ederim. Geçeyim ben yerime. Ben teşekkür ederim. İstediğin yere tamam, oturabilirsin. Tamamdır. Gerçekten bugün... yine nasıl geçtiğini anlamayacağımız bir program bizleri bekliyor efendim. Ekranları başından bir yere ayrılmıyorsunuz. Ta ki 22 ve 24 saatleri arasında. 24'ten sonra yatabilirsiniz. Sesleri tabii ki açıyorsunuz. Sesleri açmayı unutmayın. Müzik böyle... Ben sesli müzik dinlemeyi seviyorum. Aşağıda da neyi görüyoruz? Paris Trabzonlar Derneği katkılarından dolayı teşekkürlerini ediyoruz derken... Evet efendim, hemen unutmayalım... Aykut Özer ve orkestrasını. Aykut Özer ve hani. Görmek istiyorsanız aşağıdaki menajerlik numarasından. Koltuğun güzel. Koltuğun güzel. Geç geliyor, geç. Aşağıdaki menajerlik numarasından ne yapıyorsunuz? Bizlere ulaşıyorsunuz sevgili Ahmet Çumur. Saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ve sosyal medya hesaplarımızda orada görüyorsunuz sağ alt köşede. Bizlere oradan sorularınızı yöneltebilirsiniz. Yeni klibimiz çıktı bu arada. Aykut Özer, Karadeniz Meşap yazıyorsunuz. Oradan ne yapıyorsunuz? Bizleri izliyorsunuz. Programın ilerleyen dakikalarında inşallah yeni yaptığımız... çalışmamızı sizler için seslendireceğiz. Sevgili aranjörüm Serkan Türker. Seni rahat etmez. Seni rahat etmez değil mi? Tüm yapmış olduğum eserlerde ve yapacak olduğum eserlerde sevgili aranjörüm abim duruşa bakar mısın be? Duruşa bakar mısın ya? Alkışlar nerede? Abim benim, seviyorum sizi sevgili orkestram. Evet efendim, tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sağ olasın. Bugün çok güzel bir program yapacağız inşallah. Böyle terleyeceğiz, oturmak yok ona göre. Havada biraz sıcak ama ne yapalım, idare edeceğiz ona göre. Yıkmamız lazım bugün burayı, ona göre. Şimdi ben bir tane izninizle söyleyeyim, ondan sonra hazırlanın, bomba gibi devam edeceğiz inşallah. Abicim bir sol alabilir miyim? Bir ömür geldi geçti, her şey boş, her şey yalan. Bir ömür geldi geçti, her şey boş, her şey yalan. Var mı bu dünyada ebedi baki kalan? Var mı bu dünyada ebedi baki kalan? Ömürde dur ne dur, dalda bir kuru yaprak. Bin sene de yaşasan, son durak kara toprak. Ömürde dur ne dur, dalda bir kuru yaprak. Bin sene de yaşasan, son durak kara toprak. We'll be right back.
alamazsınız ölüm. Dünya dar gelir sana, alamazsınız ölüm. Bir gün gelir Azrail, alır son nefes ölüm. Bir gün gelir Azrail, alır son nefes ölüm. Ömürce dur ne dur, dalda bir kuru yaprak. Bin seneden ve yaşasan, son durak kara toprak. Ömürce dur ne dur, dalda bir kuru yaprak. Bin seneden ve yaşasan, bin senede yaşasan, son durak kara toprak. Ona göre kimseyi üzmeye, kırmaya gerek yok. Bin senede yaşasan son durak belli. Anam komşularına gizli gizli ne diyeyim? Meraklı komşumuz da bilmem niye güleyim. Yalan yalan yalan, yalan yalan yalan, dedem gibi yok adam. Yalan yalan yalan, dedem gibi olamam. Dedemin dedesinin dedesinin dedesi, her birinin vardı en az iki karısı. Bu yüzden belli değil sülalemin sayısı. Dedemin dedesinin dedesinin dedesi, dayımın dayısının dayısı. Her birinin vardı en az iki karısı. Bu yüzden belli değil sülalemin sayısı. Koskoca tarlayı elinde tabancası yıldız gibi parlayı. Meraklı komşularda bilmem niye güleyi. Yalan yalan yalan, dedem bir büyük adam. Yalan yalan yalan, dedem gibi olamam. Dedemin dedesinin dedesinin dedesi, dayımın dayısının dayısının dayısı. Her birinin vardı en az iki karısı. Bu yüzden belli değil sülalemin sayısı. Dedemin dedesinin dedesinin dedesi, dayımın dayısının dayısının dayısı. Her birinin vardı en az iki karısı. Bu yüzden belli değil sülalemin sayısı. Ne kadar güzel sözleri değil mi? Ne kadar güzel değil mi? Ne kadar anlamlı. Değil mi Serkan abi? Değil mi abiciğim? Güzel öyle değil mi? Dinlendik mi? Hazır mıyız? Dinlendik gibi. Filiz Hanım, sizden o güzel sesinizden, o kadife sesinizden bir şarkı daha, bir türkü daha alabilir miyiz? Tabii ki. Kemençeyi değiştiriyoruz. Tamam, güzel. Evet, şimdi sesim geliyor mu? Şimdi okuyacağım eseri özel istek üzerine okuyorum. Tabii ki Paris'ten sevgili menajerim Ahmet Cumhur'a, Ali Kemal Topal'a ve Osman Kütü'ye gelsin. Ne diyoruz? Ormandayım ormanda. Thank you.
sağlık. Harika. Alkışlar nerede alkışlar? Sağ ol Firuze. Biliyorsunuz ki alkışlar bizleri motive ediyor. Alkış bizim olmazsa olmazımız, değil mi? Değil mi Filiz Yıldırım? Değil mi yani, Yavuz abi? Yani. Yani alkış, ben şimdi alkış olmadığı zaman motive, alkışlayın beni bir motive. Teşekkürler. Gerçekten sesine sağlık, yüreğine sağlık. Dediğim kadar var değil mi? Kadife sesli. Gerçekten beğenerek, severek dinliyorum. Aynı şekilde Yavuz abimle. Var mı yeni klip çalışması var mı? Yeni bir şeyler geliyor mu? Klip değil de stüdyo aşamasında olan bir eserimiz var. Öyle ama mi? Üzerine yine yapacağız tabii ki. Akustik düşünüyoruz. Evet. Var projelerimiz var ama pandemiden dolayı biraz ağırdan alıyoruz. Hı hı. İnşallah ileride daha iyi olacak. Şu an çalışıyoruz. Şu an net bir tarih veremiyoruz diyorsun ama tabii ki. Aslında hazır. Bir tek okumaları kaldı. Hı hı. Her an her şey olabilir o yüzden. Her an yeni bir şey gelebilir. Evet kesinlikle. Her an bir bomba gelebilir diyoruz. Aynen, Filiz evet. Yıldırım'dan. Teşekkürler, ağzına sağlık. Abicim. Seni almadan önce var mı yeni bir şeyler, yeni projeler? Yeni projeler var. Yeni projeler var. Var olmasına da ne moral kaldı, ne keyif. Değil mi abi? Haklısın. Hiçbir şey kalmadı gerçekten ki. Yani inşallah bir an önce eski günlerimize döneriz. Yeni bir şeyleri yapmak için moral, keyif olması lazım. Değil mi? Demin dediğim programa katılmadan önce Ramazan bana sordu, abi nasılsın diye. Özür dilerim. Aynı yaştayız. Yavuz nasılsın dedi. Ben dedim doğrusunu söyleyeceğim. İyi değilim dedim ona. Evet. Yani. Niye yalan söyleyeyim değil mi Ramazan? Abi yani, bugün de niye yalan söyleyeyim. Bugün ama Allah'a şükür olsun. Yani nefes alıyoruz. Sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Evet. Ama onun dışında tabii ki üzülüyoruz. Ülkemizin, kesinlikle, dünyanın bu durumuna üzülüyoruz. İnşallah abi, iyi olur diyorum her şey. İnşallah ben bu pandeminin daha uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Yani... İnşallah uzun sürmez de biz de eski günlerimize kavuşuruz diyorum abi. Vallahi tek temennimiz o. Abicim fazla bekletmeyelim seni, dinleyelim seninle. Tamam, ben o ilk girişte ayakta söyledim, şimdi artık, hı hı, buradayım. Öyle mi? Buradayım. Artık oturarak mı devam artık edeceğiz buradayım abi program? Artık nasıl buradayım istersin abi, nasıl artık rahat buradayım ediyorsan sevgili Yavuz abim. Artık nasıl rahat ediyorsan abicim. De. Oturarak devam 5, 8, ediyoruz. 5-8-90. Hayatta yok artık. Ona göre. Yandır beni, öp de o, yandır beni.
beni, öfle uyandır beni. Sen terle ben sileyim Fadime'm, sen terle ben sileyim Fadime'm, sen terle ben sileyim Fadime'm, oy Fadime'm. Yaz ayı sıcağında sen terle ben sileyim, sen terle ben sileyim, sen derle ben sileyim. Sağlık, sesine neden sağlık. Açarım, rica ederim. Yine bizleri uzaklara götürdün abi. Yaylalara böyle daldık, böyle derin derin değil mi? Düşüncelere daldık. Fadime Alçak'ta yaylada değil. Fadime Alçak'ta mı? Aso, anladım. Aso tamam. Ya, aso işte. Aso ya, aso. Abi, o zaman tüm Fadimelere mi armağan olsun bu şarkı? Tüm sevenlere armağan olsun. Tüm sevenlere armağan olsun. Abicim gerçekten sesine sağlık, yüreğine evet. Sağlık. Gerçekten teşekkür ediyorum. Çok güzel söylüyorsun. Çok beğenerek dinlediğim bir abimsin gerçekten. Karadeniz müziğine her zaman böyle güzel hizmetler vermiş. Hepiniz aynısınız. Sıkıntı yok. Çok teşekkür ediyorum güzel abicim. Efendim, reklama var değil mi daha? Üç dakikamız mı var? Tamam, güzel. Kısa bir hatırlatma hemen yapayım o zaman. Biliyorsunuz ki Aykut Özer yeni bir mashup yaptık. Karadeniz mashup yazıyorsunuz, hemen çıkıyor. Aykut Özer sosyal medya hesabımda, Instagram sayfamda isteklerinizi altına da yazabilirsiniz. Oradan biz de isteklerinizi görüp değerlendirebiliriz diyoruz. Kısa bir reklama gitmeden önce hemen bir şeyler sıkıştıralım değil mi? Hemen bir şeyler sıkıştıralım. Onları sonra yapacağız. Ayağın
çorabım. Biri yün, biri pamuk. Biri yün, biri pamuk. Oy oy sevdum, oy oy. Ben sana gönül vermem. Sen unutursun çabuk. Sen unutursun çabuk. Oy oy sevdum, oy oy. Ben sana gönül vermem. Sen unutursun çabuk. Sen unutursun çabuk. Oy oy sevdum, oy oy. Ne güzel bağlamışsın. Oy oy sevdum, oy oy. Gözlerinden belli dur. Sevdum ağlamışsın. Sevdum ağlamışsın. Oy oy sevdum, oy oy. Gözlerinden belli dur. Sevdum ağlamışsın. Sevdum ağlamışsın. Oy oy sevdum. Sen hani alkışlar nerede? Alkışla motive oluyor. Efendim, Aykut Özel ve orkestrasını düğünlerinizde görmek istiyorsanız ne yapıyordunuz? Menajerlik numaramızda nerede menajerlik numaramız? Hemen geliyor kardeşim benim. Teşekkürler. Menajerlik numaramızda ne yapıyorsunuz? Bizlere ulaşıyorsunuz. Efendim, reklamlara gidiyoruz değil mi? Kısa bir ara veriyoruz. Onun ardından aynı coşkuyla, aynı heyecanla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Bekliyoruz. Hemen burada. Çakal yesun ananim, hem anani babani. Çakal yesun ananim. Koltuklarınızda bulunan yanık izlerini, meyve suyu lekeleri, su ve güneşten oluşan lekelerden dolayı koltuklarınız kirli mi ve pis mi gözüküyor? Artık bu kirli ve lekeli koltuklara son veriyoruz. Renk renk çeşit çeşit koltuk kılıflarını kapınıza kadar gönderiyoruz. Bu muhteşem ürünü sadece 109 liraya kapınıza kadar gönderiyoruz. Koltuk kılıflarını şeffaf kargoyla gönderiyoruz. Bakın ve öyle alın. Ürünlerimizden memnun kalmazsanız paranızı da iade ediyoruz. Oto koltuk kılıflarımız tüm yerli ve yabancı araçlara uyumludur. Montajını kendiniz rahatlıkla ve kolaylıkla tek başınıza yapabileceksiniz. Araç koltuk kılıflarımızı çamaşır makinesinde de yıkayabilirsiniz. Araç koltuk kılıflarımızla arabalarınız ışıl ışıl ve yepyeni olacak. Evet sevgili seyirciler, bugün muhteşem bir ürünle ve muhteşem bir kampanyayla karşınızdayız. Renk renk, çeşit çeşit oto araç kılıflarınızı kapınıza kadar gönderiyoruz. Hem de muhteşem bir fiyata gönderiyoruz. Renk renk gönderiyoruz, çeşit çeşit gönderiyoruz. Artık koltuk kılıflarınızı yenilemenin zamanı geldi. Lekeleriniz mi var? Yırtıklarınız mı var? Yanık lekeleriniz mi var? Artık su lekeleriniz mi var? Güneş yanık lekeleriniz mi var? Artık bunların hepsini bu gördüğünüz oto kılıflarıyla hepsini kapatıyoruz ve hepsini yeniliyoruz. İstediğiniz rengi kapınıza kadar gönderiyoruz. Evet Doğan, bugün muhteşem bir kampanyayla ve muhteşem bir ürünle karşınızdayız. Ne diyeceksin bunda ürünle ilgili? Ürünler şahane. Tamam. Renkleri çok güzel. Tamam. Her araca uyabilecek koltuk kılıfları zaten. Evet. Montaj aşaması da şahane. Çok basit. Uygulaması çok kolay. Ürün kalitesini zaten anlatmaya gerek yok. Son derece çok güzel. Hangi araçlarda kullanılıyor bu koltuk kılıfları? Binek olan bütün araçlarda kullanabilirler. Ekstra
traktör gibi hafif böyle işte tarlalarda çalışan araçlar içinde kullanılabilecek koltuk kılıfları bunlar. Peki bunların montajı nasıl olacak? Artık insanlar evet bu koltuk kılıflarını alıyorlar ama hani bunların montajı çok zor diye de belki almaktan da vazgeçen insanlarımız olabilir. Gerçekten bunların montajı çok mu zor? Hayır değil. Çok kolay aksine. Yani şöyle söyleyeyim. Bir çorap giyebilecek kadar kolay. O kadar kolaydır. O kadar. Yani sadece koltuğa geçirip lastikleri bağlamaları yeterli oluyor. Zaten ürün kendi esnekliğiyle de koltuğu sarıyor. Montajda kendisine çok yardımcı oluyor tüketicinin. O tarzda bir zorluk yaşamazlar asla. Yani montaj için ekstra birilerine ücret vermelerine asla ve asla gerek yok. Evet. Aynen. Artık koltuklarınızı yenilemenin zamanı geldi. Yani bugün bir koltuğunuzu yıkatmaya götürseniz 300 lira para istiyorlar. Yani 300 lira vereceğinizi bu koltuk kılıflarından tam 3 tane alabilirsiniz. Hem de kapınıza kadar gönderiyoruz. Yani artık yanık lekelerinizden, meyve suyu lekelerinizden, ayak izleri lekelerinizden, güneş izi lekelerinizden, su izi lekelerinizden artık kurtulabilirsiniz. Ve koltuklarınız sıfır gibi olacak. Baştan artık koltuk kılıflarınızı baştan yenileyeceğiz biz bunların hepsini. O yüzden bugün özel bu muhteşem kampanyayı sakın kaçırmayın. Çünkü 200 liraya, 220 liraya alabileceğiniz bu koltuk kılıflarınızı bugün özel sadece 109 TL'ye gönderiyoruz. Ve kapınıza kadar gönderiyoruz. Renk renk, çeşit çeşit. İsterseniz mavi renk alın, isterseniz gri renk alın, isterseniz siyah renk alın, isterseniz bej renk alın, isterseniz kırmızı renk alın. Bunların hepsini kapınıza kadar gönderiyoruz. Sadece hangi renk istediğinizi bize söylemeniz yeterli. Artık koltuklarınızı baştan aşağı kadar yeniliyoruz. Doğan, istersen bir tanesini açalım bakalım. Tabii, olur. Kalitesine bakalım. Tabii, ürün nasıl ona bakalım. Tabii. Ve bu arada ürünlerimizin hepsi bu şekilde şeffaf kargo ile gelecek. Yani ürünü bakacaksınız ve ona göre alacaksınız. Evet, şu anda koltuklarımızı görüyorsunuz. Ve ayrıyetten de bu koltukların kılıfımızın cepleri de var. Yani görüyorsunuz cebini de. Yani yolculukta giderken isterseniz telefonunuzu koyabilirsiniz, isterseniz yiyeceklerinizi koyabilirsiniz, suyunuzu koyabilirsiniz, istediğim tabletinizi koyabilirsiniz, ne isterseniz onları koyabilirsiniz. Yani çok rahat koltuk kılıflarının ceplerinden de çok rahat kullanabilirsiniz. Evet Doğan, kalitesi için ne diyeceksin bu koltuk kılıflarının? Kalitesi için söylenecek tek şey var, A kalite. Evet. Zaten lastiklerinden, ipliklerinden, altındaki astarından, süngerinden, kumaşla dikiş ipliklerinin uyumuna kadar A kalite bir ürün. Evet, görüyorsunuz. Bu şekilde. Görüyorsunuz. Tabii. Dikişleri yani, son derece sağlamdır. Evet, zorlayalım biraz dikişlerini de. Görüyorsunuz. Yırtılma da yok. Gayet kaliteli bir ürün. Bu arka koltuk mu? Bu arka oturak. Arka oturak. Koltuğu. Bu hemen eşi arka sırt kısmıdır. Bu daha büyüktür. Daha yüksektir zaten. Montaj aşamasında müşterilerimiz daha iyi anlar bunu. Şöyle de bir detay var, onu da ben size söyleyeyim. Tamam. Mesela arka oturağın şu kenar kısmında şöyle 15 santimlik, 20 santimlik bir parça vardır. Tamam. Bu oturak kısmıdır. Diğeri ise parçasızdır, düzdür, tek parçadır. Bu da sırt kısmıdır. Buradan da arkanın oturak ve sırt kısmını ayırt edebilirler. Bu da ön, bu ön sırt kısmıdır. Zaten desenlerinden de anlayabilirler. Arka ön oturak kısmı da düz bir şekildedir zaten. Onu da direkt anlayabilirler. İçinde de 5 tane başlık bulunmaktadır. Çünkü yeni nesil araçların hepsinde 5 başlık bulunmaktadır. Kumaş kendi esnekliğiyle zaten o başlıkları, koltuk kısımlarını gayet güzel saracaktır. Montaj aşamasında asla hiçbir problem yaşamazlar. Aslında biz 11 parça ürün gönderiyoruz müşterilerimize. Evet. Ürünü müşteri aldı, kalitesini anlattın. Aldık, baktı, memnun kalmadı. Para iade garantin var mı? Direkt. İade ediyoruz. Peşindeyim. Hiç sıkıntı yok. Yani müşteri arada memnun kalmadı. Paranı... Hiç problem yok. Hiç problem yok. Evet görüyorsunuz. Eğer üründen memnun kalmazsanız paranızı da iade ediyoruz. Kuruşuna kadar gönderiyoruz. Sadece ürününüzü alın bakın. Zaten şeffaf kargo ile de gönderiyoruz ürününüzü. Bu şekilde alıp bakıp ürünlerinizi alabilirsiniz. Kullanın. Memnun kalmazsanız paranızı da geri gönderiyoruz. Yani şu ürünü 200 liraya 220 liraya piyasada bulacağınız bir ürünü biz 109 liraya kapınıza kadar gönderiyoruz. Aracınızın koltuklarınızı yıkatmana gerek yok. Çünkü gerçekten de pahalı. Koltuklarınızı yıkatacağınıza şunlardan 2-3 tane alın. Yıllarca kullanın. Zaten ürünün kalitesini görüyorsunuz. Dikişlerini görüyorsunuz. Fitillerini görüyorsunuz. Gerçekten de 4 dörtlük bir ürün. Yani bu fiyata bu ürünü bulmak çok zor.
Yani binek araçlarınızda kullanabilirsiniz, traktörünüzde kullanabilirsiniz. Bütün araçları da uyumlu bir şekildedir. Renk renk gönderiyoruz. Mavi renk gönderiyoruz. Gri renk gönderiyoruz. Siyah renk gönderiyoruz. Kırmızı renk gönderiyoruz. İşte gördüğünüz gibi bej rengi de gönderiyoruz. Hepsini gönderiyoruz. Yeter ki ben kırmızı renk istiyorum, bej renk istiyorum diye bize bildirmeniz yeterli olacaktır. Koltuklarımızın kalitesi bu şekilde. Artık yanık izlerinden, güneş lekesi izlerinden, su izlerinden, meyve suyu izlerinden artık kurtulacaksınız. Yani aracınızın artık o lekelerinden, yani kendinize artık zaten hoşlanmıyorsunuz. Arkadaşınızı, komşunuzu, dostunuzu o arabaya binmekten belki utanıyorsunuz. Niye? Çünkü araç kirli, koltuklar kirli. Yani o kirli koltukta artık insanlar oturmak istemiyorlar. Siz bile oturmak istemiyorsunuz. Otururken bile çekiniyorsunuz. Özellikle de zaten virüs bir gündemimiz var. Özellikle hijyenimiz bizim şu an için çok önemli. Ya bu koltuk kılıflarını alacaksınız. Aracınıza monte edeceksiniz. Sonra bir hafta, 3 gün ya da 15 gün sonra alacaksınız. Çamaşır makinesine yıkayacaksınız. Tekrar takacaksınız. Artık hijyenimiz bizim için şu anda çok önemli. Yani artık evet koltuk kılıflarınızın hani güzel görünmesi önemli. Ama artık temizlik de çok önemli. Niye? Çünkü virüs günlerindeyiz şu anda artık. O yüzden bu virüs günlerinde de bu koltuklarınızı, kılıflarınızı yıkayacaksınız ve takacaksınız. Bu şekilde de pratik bir üründür. Bu muhteşem ürünü sadece 109 liraya kapınıza kadar gönderiyoruz. Koltuk kılıflarını şeffaf kargo ile gönderiyoruz. Bakın ve öyle alın. Ürünlerimizden memnun kalmazsanız paranızı da iade ediyoruz. Oto koltuk kılıflarımız tüm yerli ve yabancı araçlara uyumludur. Montajını kendiniz rahatlıkla ve kolaylıkla tek başınıza yapabileceksiniz. Araç koltuk kılıflarımızı çamaşır makinesinde de yıkayabilirsiniz. Araç koltuk kılıflarımızla arabalarınız ışıl ışıl ve yepyeni olacak. Şöyle de bir şey var ekstra olarak. Mesela araçların hepsi tabii yeni de araçlar değil. Evet, doğru. Örnek veriyorum 20 yaş üstü araçlarda. Artık yıllanmışlığın bir kokusu oluyor ve koltuklara bu kokular siniyor. Doğru. Bu kokuların da giderilmesi için bu kılıf çok güzel. Çok güzel bir örnek. Evet. Yani sıkla değiştirebilecekleri, kolaylıkla montajını yapabilecekleri çok uygun, sağlam, güvenilir bir ürün. Yani hem lekeleri gideriyoruz, hem kokuya gidiyoruz, hem aracınızı baştan yenilemiş oluyorsunuz. Sıfır koltuklarla, yepyeni koltuk kılıflarıyla araçları da baştan aşağı yenilenmiş kesinlikle, oluyor. Kesinlikle. Yani burada gördüğünüz gibi rengarenk. Çeşit çeşit koltuk kılıfı, aracınızın rengine uygun koltuk kılıfları da alabilirsiniz. Yani aracınız beyazsa bej rengi alabilirsiniz, gri renk alabilirsiniz, siyah alabilirsiniz. Aracınız kırmızıysa mavi renk alabilirsiniz. Tabii. Yani böyle çeşit çeşit kombin yapabilirsiniz. Tabii. İsterseniz bir tane değil, iki tane alın. Çeşit çeşit kullanın. Tabii. Ve bu şekilde aracınız da yeni görülmüş olur kesinlikle, yani. Kesinlikle, kesinlikle. Zaten iç tasarımına da uydurabilirler evet. renklerini. Hı. Örnek veriyorum şimdi çoğu araçların zaten iç kısmı füme ve siyahtan oluşuyor. Evet. Güzel ilçemiz Görele'de tüm evleri sorunsuz bir şekilde ısıtıyoruz. Dayva, Kozlusan, Felluce, ECA marka kalorifer kazanları ve pelet sobaları satışı, kurulumu ve montajı. Eraslan Güneş Enerji Sistemleri. Tüm elektrik, su, kalorifer, tesisat işleri ve malzeme satışı, plan proje işleri. Hepsi Görele'de Aydın Isı ve Elektrik'te. İspatlanmış güvence. Selim Aydın, Görele. Telefonlar 0454 513 4219 ve 0535 988 6367. Merhabalar değerli canlarım. Her cuma saat 22'yi gösterdiğinde Mavi Karadeniz'de Amin Ergen Show sizlerle olacak. Bizleri takip etmeyi bırakmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın efendim. Yürek yandı bir vefasız adına. Zaman geçer, sızı kalır yarada. Çakal yesun ananim. Yamanani bobani çakal yesun anani çakal yesun anani çubuk vurdu şimene sıra boktan aşta gel gülücen ağaçları çakal yesun ananim hemanani bobani
Şakal yesun ananim, hem anani babani. Arar da bulamazsın ben onun gibi adamı. Gülüm nereden bulursun ben onun gibi adamı. Sen kuzu ol ben çoban, gezelim yaylaları. Sen kuzu ol ben çoban, gezelim yaylaları. Gülüm nereden bulursun ben onun gibi adamı. Arar da bulamazsın ben onun gibi adamı. Çubuk vurdum çimenle, çimenin çiçeğine. Çubuk vurdum çimenle, çimenin çiçeğine. Gel beraber gezelim, yalnız gezeceğine. Gel beraber gezelim, yalnız gezeceğine. Derenin balıkları, tutuyor dalıkları. Gene edelim, gene eski sevdalıkları. Derenin balıkları, tutuyor dalıkları. Gene edelim, gene eski sevdalıkları. Evin duvarlarında oyarım fotoğrafları. Evin duvarlarında oyarım fotoğrafları. Ne gelen var ne giden, kisredum kapıları. Ne gelen var ne giden, kitledum kapıları. Trabzon'dan aç da gel, sahili dolaş da gel. Gönül pencerem açık, kimseye sormadan gel. Kimseye sormadan gel. Trabzon'dan aç da gel, sahili dolaş da gel. Gönül pencerem açık, kimseye sormadan gel. Kimseye sormadan gel. Karayemiş yaprağı yeşildir, yeşildir. Yeşildir sarı olmaz. Anam doğru söylerdi, bulardan karı olmaz. Anam doğru söylerdi, bunlardan karı olmaz. Kitap açtıracağım Çay Karali hocaya. Bu zamanın kızları zor giderler kocaya. Kitap açtıracağım Çay Karali hocaya. Bu zamanın kızları zor giderler kocaya. Duman aldı dağlara, ben aldım yaylalara. Duman aldı dağlara, ben aldım yaylalara. Kara gözlü sevdum geldi mi buralara. Kara gözlü sevdum geldi mi buralara. Yürüyen ağaçları meyve vermeyisiniz. Geçti mi buradan yavrum bana demeyisiniz. Yürüyen ağaçları meyve vermeyisiniz. Geçti mi buradan yavrum bana demeyisiniz. Hızımı alamadım hızımı. Yürüyen ağaçları meyve vermeyisiniz. Geçti mi buradan yavrum bana demeyisiniz. Yürüyen ağaçları meyve vermeyisiniz. Geçti mi buradan yavrum bana demeyisiniz. Harikasınız, teşekkürler. Meşap nasıl? Efendim, Aykut Özer Instagram hesabında klibimiz yayında. Oradan açıyorsunuz. İsteklerinizi de bize oradan gönderiyorsunuz. Biz de oradan ne yapıyoruz? Okuyoruz, bakıyoruz. Neleri istemişsiniz? Oradan sizlerle beraber iletişim halinde oluyoruz. Sosyal medya hesaplarımız sağ tarafta görüyorsunuz burada. Facebook olsun, YouTube'umuz olsun, Instagram'ımız olsun. Oradan bize ne yapıyorsunuz? Ulaşıyorsunuz. Dedikten sonra reklamların ardından tabii ki çok fazla dediğim gibi bugün fazla oturtturmayacağım sizi. Hiç kusura bakmayın yani. Ona göre bomba gibi bir program yapacağımızı söylemiştik. Her hafta olduğu gibi birbirinden özel, birbirinden güzel konuklarımızla beraber. Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlarınıza haber veriyorsunuz, komşunuza, komşunuzun kapısını çalıyorsunuz, diyorsunuz ki Aykut Özer Show başladı, Aykut Özer Show başladı. Düğün! Tamam, tamam, tamam. Düğün! Koş! Görmek istiyorsanız ne yapıyordunuz? Bomba gibi geliyoruz biz, ne yapıyoruz? Düğününüzü yapıyoruz, sizleri eğlendiriyoruz, gidiyoruz. Ahmet Çumur! Seviyorum seni, Paris'e buradan en derin saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum derken Filiz Yıldırım'ı alalım. Ne yapacağım bize? Horon mu? Çok güzel, horon geliyor, süper. Horon oynayacağız şimdi. Yerimizde durmak yok inşallah. Hadi bakalım. Thank you.
kuşak sarar. Bu sene sen dalıktan ne kar ettin ne zarar. Bu sene sen dalıktan ne kar ettin ne zarar. Güvenden on dağları, soğuk akar suları. Gizledi ikimizi örümcek ormanları. Boş yere arık olmaz. Ah benim deli gönlüm, ona sana yar olmaz. Ah benim deli gönlüm, ona sana yar olmaz. Yaşa! Var ol kemençe! Bak bura gümüşhane, her şeyiyle şahane. Ya benimse ya benim, ya sonu tımarhane. Dök bir kuş bunu çayı, şekeri yarım olsun. Gül nişan eli biri, istedim yarım olsun. Olsun kaki çırağından da torulda ziganada. Özkürtünden olmazdı, çok canım yandı orada. Zaten istemiyorum da ben sevdim ağızlardan. Thank you.
şöyle bir horoncularımız olsun, oynayalım isterdik ama. Ne kadar güzel gidiyorduk ya. Niye durduk ya? Gerçekten. Bilmem, dedim yeterlidir herhalde. Yok ya, aslında ne kadar güzel gidiyorduk. Bir dahakine uzun yaparız o zaman. Horoncularımız tabii malum pandemiden dolayı yok. El ele bile tutuşamıyoruz yani. Yani. Evet, Yavuz yani. Abime zaten bu pandemi dediğim zaman Yavuz abimin bir suratını, Yavuz abime bir yakın çekim alır mısın? Yavuz abime pandemi dediğim zaman bir şey oluyor ona. Abicim, inşallah kesecek. Bizden o da olsun, Allah'a yardım olsun. Tek temennimiz, tek dileğimiz yüce Rabbimden. Allah'ım inşallah eski günlerimize kavuşuruz. Abi. İnşallah, inşallah tek temennimiz. Sırası gelmişken abi, her gelen konuklarımıza güzel bir sorum var bu konuyla alakalı. Sinan, o geçen haftaki o söylemini unutmuyorum. Ona göre daha dikkatli olmamız lazım. Hala cevaplayamadı değil mi? Yenge bir şey demedi değil mi? Öyle mi? Ama hareketi gördün mü Serkan abi? Yok canım, ne diyebilirim? Abicim, korona bir insan olsaydı ona ne söylemek isterdin? Nereye gidersen git derdim, ne diyeceğim? Nereye gidersen git. Yani bizim buralarda olma da yani nerede bana, olursan olmuyor. Bana yakın olma, kime yakın olursan ol diyorum git. Abi sana bu konudan daha fazla gerçekten bahsetmek istemiyorum. Yoksa zor durumda bırakacağım bizi. Teşekkür ediyorum sana. Rica ederim. Filipciğim, evet. Korona bir insan olsaydı ona ne söylemek isterdin? Şimdi ben normalde gezmeyi çok seviyorum. Hı hı. Korona bu ara benden çok gezdi. Dünyayı gezdi. Artık bize bıraksın, biz dünyayı gezelim artık. Programlarımıza gidelim rahat rahat. Bir an önce dünyayı terk etmesi dileğiyle. Bir an önce dünyayı terk kesinlikle etmesi dileğiyle. Kesinlikle artık yani buraya kadar gelmek üzereyiz. Geldik de zaten. Gerçekten. Bu sektör nereye gidiyor belli değil. Herkes bir şekilde işine başladı. Dükkanını açtı. Ufak da olsa işini yapıyor ama bize gelince dur oluyor. O yüzden bütün müzisyen arkadaşlarım da zaten biliyordur. Evet. Zor yani. Evini geçindirenler için özellikle daha çok zor. Kesinlikle, gerçekten müzik susmaması lazım. Gerçekten herkese korona ama bize sanki daha mı başka bir korona yani, öyle mi? Yanlış. Bize çift korona oldu. Herkese korona da bize sanki daha başka bir korona değil mi yani? Aynen. Yani müzik susmaması lazım ya. Müzik yani, öyle değil mi şefim? Şefim de oradan tabii bu işin mağdurlarından bir tanesi olarak boynu bir şey müziği alabilir miyim arkadaşlar? Yani Serkan abi için bunu yapıyoruz yani. Evet. Yeter. Ramazan abi sen köşede kaldın, böyle hiç sesin çıkmıyor. Ancak gülüyorsun yani. Ne zaman çıkacak sesin? Soracağım sana da bu soruyu ama programdan sonra, sen çok tehlikelisin. Mahvoluruz yani ona göre. Abicim alalım mı senden bir eser? Tamam. Kemence, nerede kemencen? Önünde. Kemence yana. Yay ne? Ya bu yay niye orada? Niye? Bu, anlamadım bu işi. Yay buradan geliyor. Buyur. Yay bir tane olduğu için mecbur. Öyle mi? Mecbur tamam, tabii. Tamam, oradan yok mu başka yani? Abi aha, burada bu abi olmaz mı abi? Bu keman yayı. Tamam. Çok zorda kaldığımız zaman keman yayı da olur, sıkıntı yok. Değil mi? Tabii, tamam. Şu anlık o zaman sıkıntı yok abi. Derbeder oldu bir
kaderim dert çölünde gezen garip bir kervan, gezen garip bir kervan, gezen garip bir kervan. Gönlüm bana sormadan kendi bir zalim seçti, bunca yıl bunca zaman ömrüm boşa mı geçti? Gönlüm bana sormadan kendi bir zalim seçti, bunca yıl bunca zaman ömrüm boşa mı geçti? Bunca dert, bunca çile, perişan oldu ömrüm. Bunca dert, bunca çile, perişan oldu ömrüm. Çektiğim acıların sebebi sensin gönlüm. Sebebi sensin gönlüm. Sebebi sensin gönlüm. Gönlüm bana sormadan kendi bir zalim seçti, bunca yıl bunca zaman ömrüm boşa mı geçti? Gönlüm bana sormadan kendi bir zalim seçti, bunca yıl bunca zaman ömrüm boşa mı geçti? Hayat böyle yaşanmaz, çileyle ömür dolmaz. Bırak gönlüm dön bana, ondan sana yar olmaz. Ondan sana yar olmaz, ondan sana yar olmaz. Gönlüm bana sormadan kendi bir zalim seçti, zaman ömrüm boşa mı geçti? Gönlüm bana sormadan kendi bir zalim seçti, bunca yıl bunca zaman ömrüm boşa mı abicim? Sesine sağlık, yüreğine sağlık. Yavuz abicim ya. Ne kadar güzel ya. Gerçekten ya. Abim benim ya. Sesine sağlık. Gerçekten mükemmel. Abi sen söyledin mi, ben bu akşama özel oraldı. Böyle gidiyorum yani uzaklara ya. İyi, yolun açık olsun. Yolun açık olsun değil mi abi? Teşekkür ediyorum abi. Ne demek, ne demek. Evet, efendim. Sevgili orkestram. Kendi aranda konuşma. Kendi aranda konuşma. Ramazan abi, sesin hiç çıkmıyor abi. Ne? Ha, yay mı? Ya Allah. Böyle bir şey. Ya yay taşıyırız sağ sola. Böyle bir şey olur mu ya? Al abi. Al abi. Al da çal bize Ramazan. Ben de diyorum sesi niye çıkmıyor Ramazan abimiz? Sesi niye çıkmıyor?
Abi yayında geldiğine göre la var sende değil mi? Değil mi? Yorgundum diyor, çıkamadım çamburunu bayrını. Seni benden alanlar görmesin hayrını. Görmesin hayrını, seni benden alanlar görmesin hayrını. Ellerini tutanım, gözlerine bakanım, yatağında yatan adam haram olasın aram, haram olasın aram. Gözlerini tutanım, gözlerine bakanım, yasağında yatan adam haram olasın aram, haram olasın aram. Gözlerine bakanım, yatağında yatan adam, yatağında yatan adam. Kar yağıp fındığın dallarına, kar yağıp fındığın dallarına, Allah düşürsün seni kız benim. Ey gitti yalan dünya burada mı kalacaksın? Vur değilsin sevdam benim mi alacaksın? Senin kurumunu bizi yuvamı yıkar. Sen yuvamı yıkı da rahat mı duracaksın? Thank you.
olsun. İçinden geldi. Ama programa gelemezsen mi? Suçlusu sensin ona göre bak. O tavuğlu abone var ya. Çok ya. Ramazan abi. Ne oldu o ara bir şey? Gerpen mi yaptım? Ne yaptım o ara? Seni sallarken belki bana kalırsın dedim. Kaldın bana öyle mi? Ya. Abi şimdi horon biliyorsun bizim horon duyunca tabii yerimizde duramayınca ne yapıyoruz? Sataşıyoruz millete yani. Kusura bakma abi ya. Olur böyle şey. Seviyorum seni Ramazan abi. Nasıl gidiyoruz? İyi değil mi? Güzel mi? Güzel. Aynı coşkuyu ve aynı heyecanı. Şimdi sizlerden de bekliyorum. Ne yapıyoruz? Slow mu? Evet. Bayağı oynattım millete ekran başında zaten. Biraz dinlensinler. Biraz da ben ağlatayım o zaman. Hadi bakalım. Ne işlerin var idi? Siz
yaşlarında nedir başıma gelen, gencecik yaşlarımda, gencecik yaşlarımda, gencecik yaşlarımda. Sesine sağlık, yüreğine sağlık gerçek. Ya böyle arada takılıyorum size beni. Sinan sen zaten başka. Abicim.
Nasılsın? Havalar i̇yiyim. Nasıl o sağ havalar tarafta? Havalar güzel, iyi canım. Sıra bende mi? Dur daha peki bir şey diyeceğim sana. Dur da. İyisin değil mi abi? İyiyim çok şükür. Sıcakladın mı sanki biraz Yavuz abi? Biraz böyle bir bunaltı mı geldi sana? Yok yani, yok yok güzel. Hava iyi. Hava iyi, hava iyi. Sıkıntı hava yok. Hava iyi değil mi yok. Abi? Hava, tamam, oradan, abi senin... oradan şu an esiyor bize. Esiyor, esiyor. Fırıl fırıl esiyor. Problem bak, yok. Seni problem oraya yok. Bilerek oturtturdum ki burada sıkılma diye. Problem İstersen yok canım, yani yok, şey yapabilirim. İstersen ben burada durayım abi. Seneyim canlarını. Abi dinleyelim mi senden tamam, bir şeyle? Tamam dinleyelim. Hadi bakalım. Evet. Yayımızı alalım. Yay mı lazım abi? Yani. Ya bu akşam Ramazan abi yayına gelir misin abi? Gidemiyorum yaylaya. Thank you.
ömür değil, bin ömür sevebilsem. Seni bir ömür değil, bin ömür sevebilsem, bin ömür sevebilsem. Bizi bitirdin Yavuz abi ya. Bizi bitirdin ya. Bizi dertten... Ramazan'ın yayı gene kaldı bir de. Abi Ramazan, bu yay taşımak, babaların parasını alacağım sizden. Bir abi. Şey rica edeceğim. Yani abi başım üstüne. Buyur buradan abi. Şu an bizi izleyen birkaç dostuma selam göndermek tabii istiyorum. Tabii ki abi, ne demek. Şu an bizi izliyorlar Almanya'da, gerek yurt içine gerek yurt dışında. Sevgili İslam abi, İslam Konak, Aygün Saraç, ondan sonra Şendoğan Çiçek, Mehmet Yıldız. Daha aklıma gelmeyen çok arkadaşım var ama sen şimdi cümleten hepsine selam gönderiyorum. Abi, yani durduramazsın kendini. Ben de devam edeyim. Alınırlar da sana. Buyur. Ben isim söylemeyeceğim. Onlar da dahil olmak üzere hem Avrupa'da hem Türkiye'de şu an biz çok mesaj geliyor. İzleyenler var. Herkese tek tek isimlerini hatırlayamayacağım. O yüzden... Herkese çok teşekkür ediyoruz bizleri bugün yalnız bırakmadıkları için. Selamlar, sevgiler. En yakın zamanda görüşmek üzere inşallah. İnşallah, inşallah, inşallah. Efendim Mavi Karadeniz ailesine ve bizleri izleyen tüm sevenlerimize, Nazilli Işıklar Köyü'ne selam olsun buradan. Az zamanımız var değil mi? Az zamanımız var. Evet, az zamanımız varmış. Vallahi nasıl zaman geçiyor, nasıl iki saat, ne ara zaman doldu, ne ara üç dakikamız kaldı. Gerçekten anlamadık değil mi yani? Evet. Devam ediyor. Ne yapıyorsunuz? Ahmet Çumur! Ahmet Çumur'u arıyorsunuz. Geliyoruz düğününüzü. Çok güzel bir şekilde. Madem öyle, erik dalı gevrektir. Hadi bakalım. Paris! Mavi Karadeniz ne yapıyoruz? Sesleri açıyoruz. Başkanım.
kaynasın eller, diller kaynasın diller. Eller ne derse desinler, o dilleri uçuyoruz. Eller oynasın eller, diller kaynasın diller. Eller ne derse desinler, o dilleri mi yesin? Aman oynasın eller, diller kaynasın diller. Eller ne derse desinler. İşte bu, işte bu. Çakal yesun ananim, hem anani babani. Çakal yesun ananim. Çivi kesiyor yetmiyor. Enine ağaç kesiyor o da yetmiyor. Üstünden traktör geçiyor, yine de çalışıyor. Kesmesi en zorlu olan meşe ağaçlarını peynir gibi kesiyor. Abi süpermiş ya, gerçekten. Ya. Gerçekten çok güçlü bir motor. Eser Usta, hani sen daha iyi biliyorsun piyasayı, böyle binlerce lira harcayarak aldığımız ürünler var. Onlarla kıyaslarsak... Onlara gerçekten çok büyük paralar veriyoruz. Bu kaliteyle, bu ucuzlukla bu ürünü alıp bu işi yapabiliriz. Ekran altındaki numaraları arayın, siparişinizi verin. Sevgili seyirciler, şu anda biz İğneada açıklarında Bulgaristan sınırına yakın bir bölgedeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz ormanda meşe ağaçları var. Meşe ağacı sağlamlığıyla, sertliğiyle bilinir. Buradaki işaretli ağaçları bu ürünle birlikte keseceğiz. Peki ürünümüz nedir sevgili izleyenler? Ürünümüz motorlu testere. 5.2 HP beygir gücünde. Hemen yukarıda burada gördüğünüz gibi cikle kısmı var. Soğuk havalarda rahatlıkla bunu çekip çalıştırabilirsiniz ama ben şu anda buna ihtiyaç duymayacağım. Bunun yanında da ısıl işlem görmüş zincirimiz mevcut. Motorumuz magnezyum gövdeye sahip. Ne işe yarıyor bu gövde? Isınmaya karşı dayanıklı. İmkansız işleri kolaya çevirmek için özel olarak tasarlandı. Özellikle bu iş için ormana geldik. Ormanda Orman Bölge Müdürlüğü'nün işaretlemiş olduğu ağaçlardan bir tanesini ürünümüzde peynir gibi, helva gibi keseceğiz ve sizlere göstereceğiz. Çivi kesiyor yetmiyor. Enine ağaç kesiyor o da yetmiyor. Üstünden traktör geçiyor, yine de çalışıyor. Kesmesi en zorlu olan meşe ağaçlarını peynir gibi kesiyor. Son teknolojik standartlarda üretilmiş, yüksek performansıyla ihtiyacınız olan tüm gücü üretmek için tasarlandı. Sizi yarı yolda bırakmamak için en kaliteli parçalarla donatılmıştır. Ekran altındaki numaraları arayın, siparişinizi verin. Ürünü test etmek üzere Ormancı, bu işin uzmanı Ormancı, Eser abimizi buraya davet ediyoruz. Eser Usta hoş geldin. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Burası neresi? Burası İğneada bölgesi. Peki bu görmüş olduğumuz ağaçlar ne ağacı? Meşe ağacı. Meşe ağacının özelliği nedir? Meşe ağacının özelliği sert olması. Biz de onun için buradayız zaten. Ürünümüzü test edeceğiz. Çalı çırpı kesenlere inat. Testeremizi kesmesi en zorlu olan meşe ağaçlarında test ettik. Eser Usta, neden peki bu meşe ağaçları içerisinde bu ağacı seçtin? Çünkü bu ağaç Orman Bölge Müdürlüğü'nün damgalamış olduğu bir ağaç. Yani resmi olarak bu ağacı kesebiliriz. Buyurun efendim başlayın.